Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyoruz. Kısıtlamalar kaldırıldı fakat yeni kısıtlamalar gelebilir. Endişemiz bu. Bugün esnafın bu konudaki hem endişelerini hem de mevcut durumunu ele alacağız. Hazırsanız Söz Milletin programı başlıyor. Efendim merhabalar, tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Mehmet. Mehmet Bey, burada baharat var herhalde, tatlılar var. Neler satıyorsunuz? Doğrudur. Kuru yemiş, genellikle kuru yemiş satıyoruz. Baharat çeşitlerimiz de var, çay çeşitlerimiz de var. Tabii ülkemiz bir kısıtlamadan geçti. Çok şükür artık kısıtlamalar kalktı, biliyorsunuz. Evet. O dönemden bugüne, yani yaz dönemini bitirmek üzereyiz. İşler açıldı mı biraz? Şu anlık evet. Şu an önceki günlere göre şu an daha iyi ve daha gelişmiş ve turist var. Evet. Turistin olduğu yerde biliyorsunuz. Evet. Şey olmaz. Ama yine eski kısıtlamalar tekrar gelirse yine esnaf aynı şekilde o tür sıkıntıları yaşar yani. Evet. Milletin yani aşı olması lazım. Evet. Gerekli bir şey yani. En azından herkes kendi sevdiğini koruyabilecek şekilde aşı olması gerekir diye düşünüyorum. Yani aslında bu bir kolektif bir durum. Evet, bu bir zincirleme. Evet. İnsanların kesinlikle getirilen bütün aşıları olmasını istiyorum. Herkes yani buna uysun. Hepimiz için daha iyi. Evet. Aşı oldunuz mu arada? Ben oldum. Hangisini yaptınız? BioNTech. Peki aşı olmayanlara bir mesajınız var mı? Aşı olmayan arkadaşlar yani genellikle farklı şeyler üzerine atılıp sözlerle denilen kötü şeyler var. Ben şahsen onların hiçbir tanesine inanmıyorum. Siz de inanmayın. Aşınızı olun, sağlıklı bir yaşam yaşayalım. Efendim merhabalar, tanıyabilir miyiz sizi? Merhabalar, Murat. Murat Gülfi'den. Murat Bey, tabii bugün esnafın nabzını tutuyoruz. Malumunuz kısıtlama süreci hepimizi olumsuz etkiledi. Sizler de dükkanları kapattınız. Aynen. O günden bugüne neler değişti? Biraz işlerde canlılık var mı? Aslında maalesef çok değildir. Az canlandırdı diyebilirsiniz de. Ama biz daha fazlası bekledik. İşte olmuyor yani. Birkaç günden herkes konuşuyor. Piyasa az durgundur maalesef. Nedeni de gerçekten bilmiyorum. Tabii şimdi yaz dönemi, tatilciler gittiler geldiler, bayram da araya girdi. Biraz dönüşler başladı haliyle. Bundan sonra biraz canlı olur. Biz de bunu evedersiniz. Biz de bunu düşünüyoruz ki yani diyoruz belki Türkler köylerden falan gelebilir. Belki az daha iyi olur. Ama biz turistlerden işler bekliyorduk daha uygun olmasını ama o da olmadı maalesef ama yine başarılı olacağız bekliyoruz inşallah Allah'tan en önemlisi. Tabii şimdi kıymetli izleyiciler, bulunduğumuz bölge Eminönü tarihi bir çarşısı, Tahtakale. Burada genelde dükkanlar turizm üzerine. Haliyle işte görüyoruz ki maalesef bu pandemi süreci turistleri de etkilemiş. Doğru değil mi? Yani çok, onlar da etkilediği için çok. Onlar da alışveriş yapamıyorlar. Aslında böyle bir durumda ekonominin yani esnaf ekonomisinin biraz daha aşağı çekilmesine sebep oluyor. Tabii aslında en büyük endişemiz şu. Yine vakalar artıyor. Yani bunu görüyoruz. Sonbaharda yeni kısıtlamalar gelir mi dersiniz, böyle giderse? Bence eğer pandemi tekrar falan olursa tekrar zararda olabiliriz. Peki o zaman daha mı kötüye gider? Çünkü esnaf zaten kan ağlıyor. Bence de öyle. Biz ondan korkuyoruz zaten. Yani daha kötüleşmesin. Şimdi bence hep açık kalsın. Evet. Biz kendimize iyi bakalım. Aşılarımızı da alalım. Mesela yani belki çok daha iyi olabilir. Tabii tedbir çok önemli. Aşı çok önemli. İnsanların bir kısmı aşı olmuyor veya tedbirlere uymuyor. Bunu tatil beldelerinde çok gördük. Zaten o yüzden vaka sayısı arttı. Bu açıdan bir mesajınız var mı halkımıza? Neler söylemek istersiniz? Bence herkes aşıya gitsin. Alsın aşını. Herkes kendine dikkatine baksın. Ben şimdi mesela eve dersiniz mask takmadım da çok sıcak gerçekten. Sadece bugün yani. Ama herkes kendine iyi baksın, bu vaka bakımından konuşuyorum. Bence her şey iyileşir inşallah. Kesinlikle öyle. Biz de inşallah yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kalmayız diyorum. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür sağ ederim. Olun. Ben de size. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Eyvallah. Tabii kısıtlama sürecinde hiç şüphesiz ki en çok etkilenen gıda sektörüydü. Restoranlar, kafeler çok çok olumsuz etkilenmişti. Ama yaklaşık 2-3 aydır kısıtlamalar kalktı. Haliyle esnafın yüzü kısmen de olsa gülmeye başladı. Şimdi bir kokoreççinin yanındayız. Onlar da gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Onlara mikrofonu uzatacağız. Bakalım onlar bu süreci nasıl değerlendiriyorlar. Efendim kolay gelsin. Sizden başlayalım. Neler söylersiniz? Nasıl gidiyor? Tabii ki kısıtlamalar kalktığı için biraz sevinçliyiz. Çünkü işlerimiz az da olsa yüzümüz güldü. Onun haricinde inşallah böyle devam eder. İnşallah. Ama şuradan şunu söylemek istiyorum. Aşı olun. Aşı olun ki hepimiz bir kendimize gelelim. Eski günlerimize yeniden dönelim.
Ha, o kadar söyleyeceğim. Vaka artışları devam ediyor. Yani böyle giderse yeni kısıtlamalar sizi endişelendirir mi? Yani ya da kısıtlama tabii, gelir mi? Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bir ondan korkuyoruz şu an. İnşallah öyle bir şey olmaz. Düzelir. İnsanlarımız aşıya olsun, duyarlılığa olsun, biraz daha kurallara olsun, biraz daha özen gösterirse inşallah gelmez. Ama bizi korkutuyor açıkçası. Sonbaharda yeniden bir gelme potansiyeli var. İnşallah tabii temenniniz i̇nşallah. Gibi bizi temenni ediyoruz ki bu problemle karşı karşıya kalmayalım. O zaman size dönelim efendim. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor çalışmalar? Sağ olun. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi hava da çok sıcak. Sıcaklara rağmen yine çalışıyoruz. Ama burası daha da sıcak. Evet, burası daha da sıcak. Ama işler açık olsun da sıcak olsun. İşler olsun da sıcak olsun dediğin gibi. Endişeliyiz şu anda. Vakalar yine artıyor. Keşke artmasa, böyle devam etse ama ne diyelim. Şimdi tatilciler döndü dediğiniz gibi biraz kuralsızlar maalesef yine vaka sayılarına yansımaya başladı. Siz de çekinceli misiniz? Yani yeni kısıtlamalar gelir mi sizce? Tabii ki çekinceliyiz. Yeni kısıtlamalar gelirse hepimizi etkiliyor. Aşı konusunda neler söylersiniz? Aşı, herkesin aşı olmasını tavsiye ederim. Biz de olduk aşımızı. Bütün milletimizin aşı olmasını istiyoruz gönülden. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, size de soralım. İşler nasıl gidiyor? İşler eskiye göre daha iyi oldu şu an. Tabii. Beklediğimiz gibi oldu. Güzel haberler geldi. İşte bu durumun devam etmesi gerekmesi için bu aşı olmamız gerekiyor. Herkesin aşı propagandası olumsuz yönde yapmamız gerekiyor. Olduk, hepimiz olduk denildiği gibi. Hiçbir yan etkisini yaşamadık. Yani bu kısıtlamayı gelmemesi için hepimiz etkileneceğiz çünkü. Burada 6-7 kişi çalışıyoruz. Düşecek 2-3 kişiye. Yani buna gerek olmaması için tedbirlere uymamız gerekiyor. Tabii, millet çok önemli tedbirler. Evet. Yani özellikle tatil bölgelerinde insanlar dikkat etmedi maalesef. Sayılara yansıdı. Şimdi 20 bine dayandı. Yani 5 binden 4 kat. Çok fazla. Şimdi açıklanıyor da aşı olmayanlar genelde yoğun bakımda tedavi ediliyor. Onun yüzünden aşı olmamız gerektiğine inanıyorum ben. Tabii böyle giderse Allah muhafaza kısıtlamalar gelebilir. Endişeniz var mı? Tabii ki olacak. Şimdi burada 6-7 kişi çalışıyoruz. Düşecek 2 kişiye. Bunun gibi yüzlerce işletme var. Bunun olmaması için milletçe birimizi düşünmemiz gerekiyor. Bunun sonucunu hepimiz çekeceğiz yani. Bu sadece bir kısma ya da herhangi bir topluma yönelik değil. Herkes endişeli yani bu konuda. Kesinlikle öyle. Bakın kıymetli izleyiciler, yani gerçekten özellikle bu pandemi döneminde en çok olumsuz etkilenen insanlar işte kafe, restoran gibi işletmelerde çalışan bireylerimiz. Onlar evlerine günlük olarak ekmek götürmek zorundalar. Tabii onlar da bizim insanımız, elbette ki ekmek parası için çalışıyorlar. Ama lütfen onların da ekmeğiyle oynamamak adına herkes tedbirlere uysun. Yani ben aşı olmam demekle bu iş olmaz. Bu sizin özgürlüğünüz de olamaz. Eğer bu benim bireysel özgürlüğüm diyorsanız kusura bakmayın. Bir başkası da ben bireysel özgürüm deyip annenizi babanızın ölümüne sebep olursa o zaman ona da bir şey deme hakkınız olmaz. Ama ne biz bunu söyleyelim ne de siz bu anlamsız, gereksiz ve bilim dışı bu zihniyetten bir an önce kurtulun ki işte en azından size de bir lafımız olmasın. Artık insanlar bakın gerçekten o zorlu süreci atlattılar yavaş yavaş. Daha da iyi olması için çaba sarf etmemiz lazım ama bakıyoruz vaka sayıları aldı başını gidiyor. Ondan sonra kısıtlamalar gelir mi? Elbette gelir ama gelmemesi için tedbir bizde. Yani biz kurallara uyarsak, maske, mesafe, hijyen kurallarını dikkate alırsak inanın hiçbir şey olmaz. İşte esnaf kardeşimiz burada ekmeğini kazanmaya devam eder. Evliyse çoğu çocuğunu ekmek götürür, yoksa Allah muhafaza aile faciasına bile sebep olan şeyler bunlar. Allah muhafaza diyelim. Efendim çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Bilime inanalım, bunu diyorum. Evet. Yani bazı insanlar evet propaganda yapar ama en önemlisi bilimdir, bilime inanalım. Efendim siz de su satıyorsunuz. Öncelikle bereketli olsun diyelim. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ekmek meselesi. Helallıkla ekmek kazanmak için. Yani gidip onu bunun cebine göz dikmemek için. Ona buna muhtaç olmamak için. Kimseye boyun eğmeyesin. Adam burada yara bandı satıyor. Milletin ağzına uzatıyor. 1 lira, 1 lira. Ulan niye ağlıyorsun? Rızkın neyse odur. Allah-u Teala seni yaratmışsa senin rızkını helallıkla gönderecek yani. Verecek. Tabii risk değişmez. Ha tabii. Mutlaka. Tabii şimdi biz bugün bir ihtiyar karının bir tek keçisi varmış. Evet. Anlatayım bunu güzel millete şey edin. O keçi geliyor, bayan şeyini alıyor, gidiyor keçiyi sakmaya, bak geçirmemesinde süt yok diye çoban sakmış. İkinci günü güne çoban sakmış, üçüncü günü Allah'tan kork diyor, benim keçimi niye sakıyorsun? Vallahi abla diyor, ben senin keçini sakmamışım ama bu keçinin memesinden süt çıkıyor. Bir takip edeceğim. Gidiyor bakın keçi sürüden ayrıldı, gitti girdi bir mağaraya.
dişsiz ihtiyar bir kurt bunun memesini emdi, 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 geçi geldi yine şeye, katıldı sürüye. Çoban akşam gidiyor eve, ağacını bırakıyor, diyor daha ben koyuna gitmeyeceğim. O kurdun rızkını gönderen benim de gönderecek. Ondan önce birisi demiş falan taşın altında bir küp altın var. Ona da gitmemiş. Adam gitmiş taşı kaldırmış, bakmış bir çölmek çıktı ama hep akrep ilan, vay diye çoban sen bu hainliği bana yaptın. Akşam getirdi çobanın bacasından döküyor aşağıya. Altınlar kır dökülü çobanın yatağının üzerine. Karı diye bak Allah-u Teala gönderdi işte. Nasipse oluyor diyorsun. Yani daha güzel bir şey değil mi? Kesinlikle öyle. Çok güzel özetlediniz. Tabii bizim bugün konumuz esnafın son durumu. Yani çünkü kısıtlama döneminde atlattık çok şükür. Vallahi ben sana bunu söyleyeyim. Esnafın son durumu hiç iyi değil. Evet. Bak ben bugün su getirmişim. Dünkü sularımdır. Satamadım. Esnafın cebinde para yok. Fiyatını soruyor. Adam 1,5 liraya su alamayan bir esnaf daha ne yapabilir? Buradaki esnaflar kan ağlıyor. Evet. Bütün esnaflar. Yani bu hastalıktan mıdır artık, yönetimden midir, neyin nesise bir şey diyemem. Herkesi de yani şey çıkaramam, haksız çıkaramam. Yani Allah-u Teala bunu, bu tokattır bize vurdu yani. Tabii şimdi çok şükür ki kısıtlamalar kaldırıldı. Kısmen tamam. Düne göre biraz daha iyiyiz. Daha iyiyiz. Ama bakıyoruz ki tatil bölgelerinde insanlar dikkat etmiyor. Etmeyince de virüs olmaz, sayısı, vaka sayısı arttı. Doğrudur, olmaz. Bunu izliyor musunuz televizyonlarda? Ben izliyorum ama dikkat edeceksin. Yani ben arabaya bindiğim an benim maskem ağzımdadır. He enene kadar. Bazen nefes darlığım var, açıyorum. Yine bağlıyorum yani. Evet. Müşteriye su verdiğim zaman da. Şimdi dikkat edeceksin hayatına, sağlığına, çoluğuna, çocuğuna. Herkes öyle düşünse hastalık da gider. Öyle mi, ne değil mi? Yani hastalık yine bizim elimizde olan bir şeydir. Yani dikkat edeceksin, temizliğine hassas olacaksın. Benim her sabah benim gömleğim değişmese benim eşim beni bırakmaz, ben emin önüne geleyim. Her gün sabah diğer gömleğin değiştir. Sen tanınmış bir insansın, millet seni öyle kirli görmesin. O kir bana mal oluyor, sana değil. Kesinlikle öyle. Yani tam da bu bağlamda kimileri var ben özgürüm diyor, yine olmam, olmaz, aşı olmaz. Olmam diyor. Çünkü yo ben iki aşımı olmuşum, üçüncüyü de olacağım. Abi Cenab-ı Allah'ın şeyidir, dert verir, derman da verir. Dermanı arayacaksın diyor. Tabii arayacaksın, teşekkür ederim. Peki son olarak eğer biz bu tedbirlere biraz daha böyle salarsak... Daha dikkatli olsak yemin içerim bu hastalık kalmaz ki kalmaz. Ama şimdi maalesef dikkat etmediğimiz ortaya çıkıyor, vaka sayısı arttı. Arttı, doğrudur, öyledir. Ben de vaka sayısı, ben de burada ekmeğimden olurum. Şimdi gelemem ki. Ama dikkat etsek yemin içerim bu kalmaz yani. Peki yeni kısıtlamalar gelir mi böyle giderse? Böyle giderse gelir tabii. O zaman esnafın hali daha bir yaman olur. Daha berbat olur yani. Yani abi ben sana yemin içerim, her gün ben evime gittiğim zaman kilolarla evime yiyecek içecek götürdüm. Bu sene götüremiyorum. Ben günde 3 paket sigara içiyorum. 3 paket sigara 60 lira. Ben burada 60 lira kazanamıyorum ki. Ondan sonra ben çoluk çocuğa ne götüreceğim? Yani o yüzden herkes tedbirlere uyusun diyor. Tabii. Uyum göstersinler tabii. Ben diyorum, ben bu dünya, bu ülkenin halkına sesleniyorum buradan. Herkes uyumlu olsun. Dikkat etsin. Baba oğula dikkat etsin. Oğul babaya dikkat etsin. Arkadaşına dikkat etsin. Herkes birbirine dikkatli olacak. Şeyli olacak ki bu hastalığımız şey edelim. Delefer edelim. Yoksa olmaz. İsminiz neydi? Zafer Korkmaz. Evet, Zafer Korkmaz amcamız da hemen Eminönü'nde suları dizmiş, ekmeğinin peşinde koşturuyor. İşte helal kazanmak güzel. Ama lütfen bu helal kazancın hem bereketi olsun diye hem de sürekli olsun diye tedbirlere uyalım. Bakın herkes ekmeğin peşinde yani. Burada bir hizmet. Tabii, burada hizmet. Fakir yani, fukaraya deniyor. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Kurallara dikkat edin. Yeni kısıtlamalar gelmesin. Çünkü yeni bir kısıtlamayı hiç kimse kaldıramaz. Allah muhafaza, tamamen işler sarpa sarar. Bunun için de dikkat edelim. Çok teşekkürler efendim. Ben Allah de razı teşekkür ederim. Sizin kanalınıza da teşekkür ederim. Size de ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için ayaklarınız sağ olsun. Her zaman daim olasınız. Evet. Benim de iki tane suyumu ikramla alırsınız. Yok, ikram edeceğim. Etmesem darılırım ben. İkinci geliriz inşallah. Tamam, Allah razı olsun. Efendim merhabalar. Tanıyabilir miyim sizleri? Metin ben. Metin Bey, Tahtakale'de tabii esnafsınız. Evet. Genel olarak baktığınızda piyasa açıldı mı kısıtlamalardan sonra? Biraz daha açıldı, hem havanın ısınmasıyla beraber hem vakaların gerçi son zamanlarda yükseldi ama düşmesiyle beraber biraz daha açıldı. Turist Türkiye'ye giriş yaptı. Bununla alakalı biraz daha piyasada bir hareketlilik var. Tabii pandemi hepimizi etkiliyor. Sadece tamam. Yerli değil, turisti de etkiliyor. Tabii. Bu alım gücüne yansıyor mu turistler açısından? Çok bir şey fark etmiyor benim gördüğüm kadarıyla.
Yani turistlerin yine bir para akışı oluyor. Okuyor zaten, dövizinin rakamı yüksek olduğu için evet. Alım işleri daha iyi yerliye nazaran. Bir de insanlar tatile gittiler. Artık dönüşler de başladı. Bayram da bitti. Tabii, biraz daha beraber, canlanır mı efendim? Eylül'e beraber canlanır ama vakaların düşmesi lazım. Şu anda yükseliş trendindeyiz. İnşallah düşer. O da sıkıntı olabilir yine. Ben onu da soracaktım. Mesela vaka sayısı aldı başını gidiyor. Yani yeni kısıtlamalar olur mu yani? Bak sen piyasaya dolaşıyorsundur. Şu insanda maske yok. Evet, maalesef. Ya maske takmıyorlar. Hadi aşı kısmen olundu ama maske tamamen serbestleşti artık maske. Yani herkes aldı kendine. Tamam belki insanlar sıkılıyor ama bu da sağlığımıza zararlı. Biz takıyoruz maskeyi, bütün gün içerideyiz. Dışarıda turistler de zaten yok, çoğunda yok. Denetim bana göre olmalı. Kesinlikle. Bir de yani özellikle Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde çok yoğunluk var. Kalabalık. Tabii ben yaşadığım yer için konuşuyorum. Orası da daha tehlikeli bir yer. Yani iki adet bedeldeyiz burada. Peki buradan şunu sorsam, mesela yeni bir kısıtlama olursa esnaf kaldırabilir mi yeni bir kısıtlama? Çok zor. Çok zor. Daha zaten yine toparlanma şeyine girdiler. Personel aldın. Şimdi personel zaten kısıtlamaları tekrar çıkartmak zorundasın. Ya yani çıkartmak zorundasın derken azaltmak zorundasın. Çıkartmak demeyeyim de. Bu yansır. İşe de yansıyacak. İnsanlara yansıyacak. Yani işsizlik olabilir. Eğer kısıtlamaya uymazsak, pandemi tekrar eski seyrine dönerse sıkıntı. Okullar açılacak. Peki buradan son olarak halkımıza bir mesajınız var mı? Çünkü bunlar hep biz etkileniyoruz yani sonuç itibariyle. Mesajım benim, herkes kurallarına uyusun. Kurallara uyarsak beraber güzel yaşarız. Uymazsak sıkıntıyı beraber çekeriz. Şimdi eve kapanırız. Evet. Daha büyük sıkıntı yaşarız. Kesinlikle öyle. Efendim ne diyelim, inşallah böyle bir durumla karşı karşıya kalmayız. İnşallah. O bizim elimizde. Kesinlikle öyle efendim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Hayırlı yayınlar olsun. Efendim kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Sağ olun. Nasıl efendim işler? Pandemiden sonra açıldı mı? İdare ediyoruz. Tabii herkes kısıtlamaların kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı ama vaka sayıları biraz arttı. Yani. Endişe duyuyor musunuz önümüzdeki günler? Tabii biraz daha dikkatli olacağız. Maske, aşılar yaptıracağız. Peki tatil bölgelerinden gelen haberleri izlediniz mi? Çok dikkatsizler maalesef. Evet maalesef öyle. Burada İstanbul'da aynısı. Evet, İstanbul'da aynısı. Evet. Peki yeni kısıtlama gelir mi dersiniz? Öyle gözüküyor ama pek zannetmem geleceğini. Peki gelirse esnaf kaldırabilir mi bundan sonra? Kaldıracak, yapacak bir şey yok. Kaldıracak esnaf. Devlet bakacak o zaman. Piyasalar genel olarak baktığınızda pandemi çerçevesinde daha iyi diyebilir miyiz? Ya iyi piyasa, tabii şimdi iyi. Piyasalar çalışıyor mağazalar. Peki son olarak halkımıza bir mesajınız var mı? Yani yeniden kısıtlamalar gelmemesi için nelere dikkat etsinler? Biz maskeye, mesafeye, temizliğe, aşılara ben 3 tane aşı yaptırdım. 300 oldu mu maşallah? Evet 3 tane yaptırdım. Hangilerinden mesela? 2 mi? Tek... Çin bir tane Alman. Tabii ısrarla olmak istemeyenler var. Ben özgür bireyim diyor. Olmam diyor. Vallahi o yanlış düşünce bence. Aşı her şeyi aşı önlüyor çünkü. Evet. Verem aşı önledi, çiçeği aşı önledi. Evet. Olacağız. Olmayan olabilir. O da bir. Herkese bir şey değil. Herkes kendi görüşü başka. Evet. Ben kendim mesela 3 sefer oldum. Tabii şimdi bu benim özgürlüğüm deyip aradan çıkmak da doğru değil. Yani bu benim özgürlüğüm diyemezsiniz değil mi? Çünkü başkasını da tehdit ediyorsunuz. Öyle. Öyle ama bir şey diyemiyorsun kimseye. Herkes bizim oldu burada aşı. Aşı olmayan yok bizim mağazada. Herkes bir sefer, iki sefer oldu aşılarını. İnşallah eski günler dönmeyiz. İnşallah, inşallah. Bizim temin o. Bize dönmeliğimi de istiyoruz. İnşallah efendim. Ne oldu Hacı abi? Allah razı olsun. Efendim tabii esnafımızın bugün imkanlar dahilinde nabzını tutmaya çalıştık. Tabii sonuç itibariyle esnafımız mevcut durumdan oldukça memnun. İşler tabii ki istenilen düzeyde açık değil ama tedbirlere uyarsak yeni kısıtlamalardan da bertaraf oluruz. O zaman işler biraz daha iyiye gider düşünüyoruz. İnşallah bu hepimizin elinde. Efendim bugün de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek hoşça kalın.